Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yaptığımız matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Dün bir video paylaştım. Bu videoyu paylaşmadan önce de birkaç gün önce özellikle Bitcoin'de bir boğa tuzağı gelebilir diye belirtmiştim. Ve o bölgelerden sonra BTC'de bir geri çekilme yaşandı. Gerçekten bir boğa tuzağı oldu. Çünkü alan bizler için günlükte önemliydi. Ve bu bölge şu an için tekrardan test ediliyor ve burada gerçekten çok önemli bir alanda olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi birçok yerde, birçok fenomenden veya birçok tekniksel analiz verisi paylaşan insandan işte burada bir TOBA oluştu. İşte takip etmemiz gereken bölgelerin bu bölge olduğunu zaten çok kez duymuşsunuzdur. Şimdi benim için düşen trend kırılmıştı. Bu bölgelerin benim için TOBA dışında önemli olmasının en büyük sebeplerinden birisi kullandığım indikatör açısından da şu an için bu bölgenin teyit edilmiş olması. Yani çok önem arz ettiğinin teyit edilmiş olması. Burada yeşil bir direnç açıldı ve bu direnç geçilirse akabinde gelişebilecek hareketler sert olabilir. Ama eğer bu direnç geçilemezse tekrar aynı bölgedeyiz ki benim için günlükte geçilmesi önemlidir. Daha önce 12 saatlikte de kırıldı, 4 saatlikte de kırıldı, 6 saatlikte de kırıldı. Ama günlükte kırılmadı arkadaşlar. Bu yüzden bu alan benim için günlükte önemlidir ve günlükte takip edilmesi gereken en önemli bölgedir. Eğer günlükte biz bu alanı geçmeyi başarabilir, üstünde kalabilirsek bu bizleri ilk etapta 52 bin lira hatta 53 bin lira kadar taşıyabilir. Çünkü önemlidir. Neden derseniz çünkü ABD borsalarında da haberlerden sonra dün yapmış olduğum taramalarda önemli geri dönüşler görmüştüm. Bakın gün gece saat 1:26 geçe bile katıldaki arkadaşlar özellikle paylaşımda bulundum. Burada görmüş olduğum ABD borsalarında görmüş olduğum bir tepki alımı söz konusuydu. Ve gerçekten çok önemli bir bölgeden bir dönüş sinyali görmüştüm. Ve bunu paylaştım ve akabinde altcoin'lerde ve BTC'de bu hareketlerin yani yeni gelecek hareketlerin teyit edildiğini aslında anlamıştık bir nebze. Ve akabinde belli başlı bazı coinleri paylaşmıştım ki zaten KNC'de ondan önce takip etmiş olduğumuz bir coin de mesela bakın bugün tekrardan iyi hareket eden coinlerden biriydi ki haftalıkta gerçekten güzel bir hareket vardı. Yani Bitcoin daha hareketine başlamadan 2-3 gün önce bile takip ettiğimiz bir coin'deki %20'lerin üzerine gelmiş durumda. Yani burada her zaman söylediğim gibi doğru yerde doğru zamanda bulunmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizler için en önemli olan unsur bu. Şimdi 12 saatlikte de bu bölgeye direnç açıldı. Daha önce de bakın şurada 12 saatlikte bir direnç açılmıştı. Denedi ama akabinde geçti retest. Ve akabinde çok daha sert bir hareket geldi. Şu an için özellikle bu bölgeyi takip edeceğiz. Bu bölge geçirirse Kanal Tepe bölgeleri şu an için 50.598 kademeli bir gidiş olacaksa da 51.800 bölgelerini gösteriyor. Burada bu alanlara dikkat edeceğiz. Stop bölgesi benim için hala 41.500 bölgesi. Burası önemli destek bölgesi. Çünkü daha önce sizlere belirttiğim gibi yani biz sadece şu an için belli bir alan içerisinde gelgit yaşıyoruz. Hala istenilen kırılım gelmedi. Bu sadece bir tepki alışı arkadaşlar. Bir kırılım gelmiş durumda değil. Öncelikle bunun çok net bilinmesi gerekiyor. Bakın şuradaki hareket neyse buradaki hareket bu. Destek kırıldıktan sonra gelen hareket eğer burada da direnç kırılırsa akabinde gelişecek hareket sert olacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden dikkat edilmesinde fayda olabilecek bölge. Ama bu bölge tekrar belirtiyorum. 4 saatlikte kırıldıktan sonra tabii ki takip edilebilir. 6 saatlikten 12 saatlikten çok önemli zaman aralıkları. Bunu hepimiz biliyoruz. Burada önemli olan bakın formasyondan hiç bile bahsetmiyorum. Direnç bölgeleri benim için önemlidir. Burada önemli olan bu bölgenin günlükte kırılıp üzerinde retest sonrasında kalabilmesi arkadaşlar. Bu bizler için ilk etapta en önemli olan şey. Çünkü büyük fotoğrafta çok daha farklı bir durum söz konusu. Ve eğer burada günlük baza gelecek olursak işte gerçek fotoğraf burada çok daha farklı. Bakın gerçek TOBA formasyonu aslında burada. Anlatabiliyor muyum? Bunu biraz daha net görmek lazım. Yani biz sadece şurada küçük fotoğraf takip ediyoruz. Aslında formasyon içerisinde bir formasyon oluşturabilme ihtimali var. Burada aynı zamanda bir üçgen var. Çok daha iç içe geçmiş saatlik bazlarda denediğimiz zaman çok da enteresan hareketlikler söz konusu. Bu yüzden sadece işte burada bir tane TOBA gördük diye şurada küçük bir TOBA yani orada görmüş olduğumuz TOBA'lar şuradaki TOBA arkadaşlar. Bunu da hemen sizler için çizeyim. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgede. Bunu da rengini sizler için değiştireyim. Biraz daha net görülebilmesi açısından biraz daha bunun rengini koyulaştırayım. Yani büyük fotoğraf içerisinde şu görmüş olduğumuz alan daha da küçük bir fotoğraf. Ama bizim için önemli olan ne? Yatay direnç bölgesinin kilit bir bölgesinde olmamız. Ve o bölgeyi eğer geçemezsek bakın günlükte bu tekrardan aşağı yönlü yeni bir baskılanma getirebilir. Dikkat etmemiz gereken unsurlardan birisi bu. Ve burada da şu an için daha büyük fotoğrafta çok daha büyük bir TOBA'nın olduğunu görüyoruz. Günlük bazda bu biraz daha netleşmiş durumda. En azından bu açıdan baktığım zaman ve akabinde bu alan kırılırsa zaten şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra hedef bölgeleri 52-53 araları ki zaten bu bölgelere uyuyor.
Buralardan sonra tekrardan bir sat ve tekrar bir omuz ve tekrardan yukarı yönlü yeni bir hamle gerçekleştirebilme ihtimali olabilir. Bu yüzden kademeli bir şekilde benim için dirençler önemlidir. Bu dirençleri takip etmeye devam edeceğiz. BTC olur da bu alanı geçmeyi başarabilirse gerçek manada kısa vade içerisinde altcoin'lerde çok daha sert, çok daha büyük hareketler görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten son dönemlerde baskılanmış bir altcoin piyasası söz konusu ve akabinde güzel birkaç gün içerisinde bile, yani piyasanın canlanabileceğine inanıldığı birkaç gün içerisinde bile çok yüksek riskler alınabilir diye düşünüyorum ben piyasa açısından. Bu yüzden alan kırıldıktan sonra gerçekten doğru yerde doğru coin seçilirse çok sert hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz diye düşünüyorum. Buradan bazı coinleri tekrardan sizler için paylaşacağım. Bunlardan birisi tekrardan Ethereum. Ethereum'da da bakın kısa zaman aralığında bir topu formasyonu oluşturuluyor burada arkadaşlar. Bunu da görmek gerekiyor. Yani bu formasyonlar birçok altcoin'de hala mevcut. Bu yüzden eğer Ethereum'da biz tekrardan 3300 bölgesini kırmayı başarabilirsek yeniden yukarı yönlü şu görmüş olduğumuz tepe ve dip bölgesi kadar bir hareket görebiliriz ki bu da gerçekten ciddi bir hareket getirir akabinde. Ve burası ne kadarlık bir hareket getirir arkadaşlar? Neredeyse %50 ki bana göre çok büyük bir harekettir. Ve gerçek manada bu hareket gerçekleşirse çok daha sert hareketler gelir. Çünkü daha önce burada saatliklerde şurada özellikle Ethereum açısından yani ters mantıkta da denenmişti. Bakın şurada da bir OBO formasyonu vardı. Bu kırıldı. Hedeflerine yaklaştı ama geçemedi. Akabinde tekrardan tepkiyle gerçekleşti. Çünkü neden? Büyük fotoğraflar daha önemlidir. Bunun dışında burada çok daha büyük farklı bir fotoğraf var. Bizim sadece kademeli bir şekilde yani sadece formasyonlara takılmak önemli değil. Burada anlatmaya çalıştığım şey bu. Burada önemli olan alıcılarla satıcıların yoğun olduğu bölgelerde kimin daha güçlü olduğu ve kimin baskın olduğu arkadaşlar. Bunun için de belli destek ve direnç bölgeleri önemlidir. Ve direnç bölgeleri gerçekten güçlü bir şekilde kırılabiliyorsa ve üzerinde kalma emareleri görüyorsanız bunu volatilite destekliyorsa, hacim destekliyorsa, momentum destekliyorsa trend de zaten onun akabinde hareket etmeye başlar ki bu bizler için en önemli olan unsurlardan birisidir. En azından benim için en önemli olan unsurlardan birisidir ki ben altcoin'leri takip ederken bu seviyelerde ve bu sıralamalarla takip ederim. Bu yüzden her kırılım benim için geçerlilik ifade etmez. Bu bilinmesi gereken bir şey. Önemli olan kırılım gerçekleştirmiş olan coin'in desteklenebiliyor olması. Bu çok önemli bir ayrıntıdır tekniksel veriler açısından. Ethereum açısından da arkadaşlar bu gerçekten önemli bir dönüş sinyalidir. Dikkat etmek gerekiyor ve gerçekten bu çalışırsa altcoin'ler açısından önümüzdeki günlerde mükemmel hareketlikler görebiliriz. Ama bunun için lütfen ama lütfen BTC'de söylemiş olduğum alana dikkat etmeniz gerekiyor. Oralarında es geçilmemesi lazım diye düşünüyorum. Burada ekstradan bazı coin'leri tekrardan sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle de genel manada çok takip edilebilecek coin'ler arasında. Mesela bunlardan birisi Sant. Şimdi Sant uzun vadede özellikle haftalık bazda logaritmik ölçekte harika kanalın çalıştığı bir coin'di. Ama burada uzun bir aradan sonra Sant'ta şu görmüş olduğunuz bölgede bir direnç açıldı arkadaşlar. 4.75 bölgesinde. Yani o bölge artık gerçekten kritik bir bölge. Şimdi hocam burada da bir topu oluşuyor demek çok doğru olmaz. Tepe bölgelerinde bir topu formasyonu aramak çok da doğru değil. Şimdi BTC açısından büyük bir geri çekilme var ve formasyon içerisinde formasyon olduğu için değerlendirilebilir. Ama burası tamamen tepe bölgesi hala Sant açısından değerlendirdiğimiz zaman. Eğer bu hareket şu görmüş olduğunuz bölgelerde gelebilmiş olsaydı o zaman çok daha değerli olabilirdi. Ama illaki çalışacak mı veya çalışmayacak mı derseniz bunu bilmek mümkün değil. Ama bunun için 4.9 bölgesini şu an için kısa vade takip ediyorsanız kilit bölge olduğunu bilmek gerekiyor. Şu an için takip ediyorsanız da 3.82 altındaki kapanışlara dikkat etmeniz gerekiyor. XTZ'ye geleceğim. XTZ'de güzel bir kırılım gelmişti. Hatta alan üzerine geçmeye çalıştım ama benim için yeşil alan geçilemedi. Bakın günlük de XTZ'de gerçekten bir topu formasyonu. Altcoin'lerde gerçekten bir dönüş sinyalleri söz konusu. Eğer gerçekten dünya piyasaları buna izin verirse biz önümüzdeki günlerde altcoin'lerde devasa hareketler görebiliriz. Bunun da en büyük etkilerinden birisi Bitcoin'in çok kilit bir bölgeye gelmesi ve Ethereum'da oluşan oluşum ve gerçekten o bölge kırılırsa bizler altcoin'lerde devasa harekette. Bakın devasa diyorum ki sadece 3-5 gün içerisinde bile birçok coin'de %100'lere falan hareketler görebilme ihtimaline sahip olabiliriz ki çünkü piyasa buna aç durumda. Bunun öncelikle bilinmesi gerekiyor. Şimdi genel manada BTC'de geri çekilmelerden zaten bahsetmiştim. İşte oluşabilecek senaryolardan bahsetmiştim. Bunlar kısa vade hareketler arkadaşlar. Bu trendin yönünü
değiştirmez. Önemli olan günlükte ve haftalıkta belli bölgelerin üzerine geçebilmesidir. Bundan öncelikle iyi bilinmesi gerekiyor. Şimdi XRP cephesine gelmek istiyorum. XRP cephesinde çok büyük bir topo formasyonu oluşumu söz konusu aslında burada. Ve şu görmüş olduğunuz bölgeden sonra özellikle haftalıkta tekrardan bir hareket vardı. XRP cephesinde dikkat etmemiz gereken topo formasyonu önemlidir. Neden? Ben XRP'de ne zaman sizlere önemli bir kırılım geldi dediysem ki bakın şu görmüş olduğunuz bölgedeki kırılımı da sizlerle çok kısa bir sürede gerçekten mükemmel ötesi yakalamıştık. %200'lük bir hareket. Bundan önceki hareketlerinde özellikle şu görmüş olduğumuz alanda şurada da bir 4 saatte toba vardı. En son şu görmüş olduğumuz bölgede bir düşüş vardı. O zaman tekrardan XRP'de bir hareket beklediğinden bahsetmiştim ki haftalıkta önemli bir kırılım vardı. Ama BTC hareketiyle beraber o geçerliliğini yitirmişti ve XRP'de beklenen hareket gelmemişti. Ama ondan önce sizlere yaptığım doğru yerdeki doğru uyarlarda XRP'de her zaman mükemmel hareketlikleri yakalamayı başardık ki bakın şurada da tekrardan büyük bir toba vardı. Hareket başlamıştı. Burada tekrar büyük hareketine tobayla başladı. Yani XRP genellikle bir harekete başlıyorsa bunu tobayla gerçekleştiriyor. Bunu anlatmak için özellikle bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Şu an için tekrardan bu hareketler doğrultusunda belli hamleler yapmaya çalışıyor bu bir. 12 saatlikte düşen bir trend kırılım ve retesti mevcut. Burada 0.79 bölgesi altı kapanışlara dikkat ederek XRP takip edilebilir. Eğer BTC alanı kırmayı başarabilirse XRP ilk etapta şu bölgeye gelip burada biraz oyalanıp tekrar alanı kırıp gerçekten çok sert hareketler yapabilir. Çünkü XRP davasıyla ilgili de belli oranlarda gerçek manada önemli gelişmeler önümüzdeki dönemlerde yaşanabilir diye düşünüyorum. Çünkü XRP bu dönemde yatırımcısı çok fazla ve gerçekten bıkmış bir sürü yatırımcı var. Ve gerçekten kanser coinlerden birisiydi. Ve Ripple şirketi de gerçekten XRP'de çok büyük manipülasyonlara sebep oldu. Bunların hepsini biliyoruz. Bundan anlatmaya gerek yok. Bizler için tekniksel veriler önemli. Eğer bir hareket gelecekse bu XRP'de olur, başka bir coin'de olur. Bizler için önemli alana gelmişse o saatten sonra takip edebilmektir. CXP açısına geldiğimiz zaman da bunu da özellikle paylaşmak istedim. Bakın burada da benzer bir formasyon söz konusu ve akabinde yeniden bir hareket gelişebilir. Bu yüzden burada da 1.6 bölgesi ama ilk etapta 1.5 bölgesi, akabinde 1.6 bölgesi geçirirse daha dikkatli bir şekilde takip edilebilir diye düşünüyorum. Bu açıdan da bu coin'e de bu saatten sonra bu alanlardan dikkat edebilirsiniz. OMG istenmişti. OMG geri çekilmelerden sonra toparlanma aşaması açısından biraz zayıf durdu son dönemlerde. Tabii ki hareketlilikler var ama istenilen seviyelerde gerçekleşmedi. Daha kısa zaman aralıklarında sizlere paylaşmış olduğum formasyonlar vardı. O formasyonların kırılımlar sonrasında da hedeflerine ulaşamayan coinlerden birisi oldu. Güzel hareketler geldi belki kısa vadede ama istenilen seviyede gerçekleşmedi bunlar. Şu an için tekrardan belli oranlarda gelgitler yaşanıyor ama burada şu görmüş olduğumuz alanla şu görmüş olduğumuz bölgeyi birleştirdiğimiz zaman eğer burası tekrardan şu görmüş olduğumuz bölgenin dip bölgesi olacaksa burası bir tepki bölgesi ve kırılım bölgesi. Burada 5.4 bölgesi. Alan kırılırsa kilit bölge 5.72 o bölgede geçirse yukarı yönlü diğer direnç bölgeleri takip edilebilir. Burada 4.5 bölgesi altı kapanışlara dikkat etmek gerekiyor. O bölge altı kapanışlarda da aşağı doğru sert hareketler gelebilir. Bu açıdan takip edecekseniz o bölgede dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün biraz büyük coinlerden gidelim. Dash açısından da değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar şu an için burada 115 bölgesinin önemli olduğundan bahsedebilirim. Eğer o alan geçilebilirse Dash'ta da tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleşebilir. Eğer siz Dash'ı takip ediyorsanız o bölgelere dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Galayı birçok coin zaten sizlerle paylaşmıştım. Burada önemli olan gerçek manada belli oranlarda yeni hareketlikler açısından değerlendirmek. ONT hiç paylaşmıyorsunuz diye bir mail gelmiş. Hemen paylaşalım, hiç problem değil. Ben çok coin'in sizler istediğiniz zaman zaten paylaşabiliyorum. Yorumlar kısmında da bırakabilirsiniz. Burada arkadaşlar bakın ONT açısından da bunlara benzer formasyonlar söz konusu. ONT son dönemlerde NIO ile birlikte bazı coin'lerle birlikte çok daha sert baskılanan coin'lerden birisi olmuştu. Şu an için değerlendirme yaptığımız zaman 0.63 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Ama ilk etapta 0.57 bölgesi üzerinde kalabilirse kadim olarak diğer dirençler ve kırılım içinde 0.75 bölgesi özellikle düşen trendin geçilebilmesi için geçilmesi gereken en önemli alan olarak karşımızda duruyor. Burada da özellikle de eğer ONT takipçisiyseniz bu bölgede dikkat etmek gerekiyor. Eğer bir stop alanı kendinize kısa vade arıyorsanız 0.51 bölgesine dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Alice benim bu yıl TLM ile birlikte de belli oranlarda hareket, RIF ile birlikte de belli oranlarda hareket beklediğim coinler listesinde. Bunu zaten daha önce de belirtmiştim. Hala istenilen seviyelerde hareketlerin gelmediği bir coin. Günlük bazda da
Değerlendirdiğim zaman burada 7.66 bölgesini geçmeye çalışıyor. Önemli ama burada kilit bölgenin şu anda 8.96 bölgesi olduğunu görüyorum. Eğer o alan kırılabilirse Alice'de de yeniden tekrardan bir hareketlenme gelebilir. O açıdan o alanlara dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. BEYK'e gelelim. BEYK'te de arkadaşlar daha önce de sizlere paylaşımlarda bulunmuştum. Şu görmüş olduğunuz yeşil bölgeden sonra şu 58 bölgesi önemliydi. Akabinde belli oranda hareketler geldi ama BEYK'te şurada bir destek açılmış 0.66 bölgesi arkadaşlar. Eğer bu alan üzerinde kalmayı başarabilirse burada özellikle günlükte şu alanı geçmesi bence çok önemli. 0.8 bölgesi. O alanı geçmeyi başarabilirse kısa vadede BEYK'te de bazı şeyler değişebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu açıdan da takip edebilirsiniz. Bugün sizlere özellikle KuCoin'den de bir tane coin paylaşmak istiyorum. Çünkü ara ara KuCoin borsasında bazı coinleri sizlerle paylaşıyorum. Gözüme çarpan bir tane coin var. Özellikle onu da sizlere paylaşmak istedim. Önemli belki hareketler gelebilir. Ama tehlikeli coinlerdir bunlar. Tekrar belirtmek istiyorum. Enteresan hareketler yapabilme gücüne sahip coinler ama gerçek manada yani burada zaten bunu yaşamıştık. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda sizlere paylaşım yaptıktan sonra gerçekten önemli bir hareketlilik gelmişti. Ve bu hareketlilik doğrultusunda belli oranlarda tekrardan yukarı yönlü bir baskılanma gelmişti. Şimdi burada PLGR dediğimiz bir coin var. Günlükte benim için bir direnç açılmış ama 12 saatlikte kullandığım indikatör açısından değerlendirilen enteresan bir hareketlik söz konusu. Ama burada gerçekten bakın nokta atışı söylüyorum şu durumu. Konsolidasyon süreci artmış bu bir. İkincisi 0.019 bölgesi denendiğinde burada alıcılarla karşılaşıyor ve kullandığım indikatör bu bölgelerde burada büyük alımların olduğunu gösteriyor aslında. Ama bu tekrar belirtiyorum bakın bir anda gerçekten çok büyük yükselişlerin geleceği anlamını taşımaz ama 12 saatlikte baktığım zaman şuradaki alanı gerçekten çok iyi yakalamış indikatör. Burayı süper yakalamış. Şurada satış bölgesini mükemmel ötesi yakalamış. Akabinde geri çekilmenin durabileceği bölgeyi mükemmel yakalamış. Ama bu saatten sonra dikkat edilmesi gereken şey şu. Eğer 0.019 bölgesi altında bakın bu coinler hızlı hareket ettiği için 30 dakikalıklara bile 15 dakikalıklara bile dikkat etmeniz gerekir. Ya da iğnelemeleri hesaba koymanız gerekir. Bu sizin tercihiniz. Ben onu bilemem. Ama o alan altında işlemlere çok dikkat etmeniz gerekir. Bunu söyleyebilirim ama. Eğer bu konsolidasyon devam eder ve o alan altına düşmezse arkadaşlar ani ve sert hareketler gerçekleştirebilme ihtimali olabilir ki ilk etapta şu görmüş olduğunuz bölgeye doğru %30'luk bir hareket çok daha sert bir hareket gelecekse ki zaten tek bir mumda yapılan hareketlere bakın gerçek manada bir hareket geldiği zaman sert hareketler gelebiliyor. %40'lar %50'ler gerçekleştirebilen coinler bunlar. Ve 12 saatlikte de değerlendirdiğimiz zaman bakın şurada gelişen hareket %38, %40 şuralarda %50'lik mumlar gelebiliyor. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ve şu görmüş olduğumuz alandan sonra klasik hedef olarak bölge 0.03 bölgesi ki buraya illaki gidecek diye bir kaydede söz konusu olamaz. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. Sadece kendime göre yani enteresan bir hareket olabileceğini düşündüğüm için sizlerle paylaşıyorum. Ama bakın tekrar stop bölgesine çok dikkat etmeniz gerekiyor ve fazla yatırım yapmamak bu tarz coinlere önemlidir. Bunu da belirtmek istedim. Eğer KuCoin'de üyeliğiniz yoksa arkadaşlar aşağıdaki indirimli referans linkinden de KuCoin'e geçiş yapabilirsiniz. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Daha fazla teknik seviyelerden faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan bana destek verebilirsiniz. Anında bildirim almak için beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ya da burada abone olup mutlaka zil butonunu açmanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar.